Efendim şimdi de bitkilerle tedaviyi konuşacağız. Fitoterapinin özellikle kanser hastalığında, şeker hastalığındaki rolünü konuşacağız. Fitoterapi uzmanı Doktor Hakan Özkul hocam anlatacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de iyisiniz. Sağ olun hocam. Ben de çok iyiyim. İsterseniz hastalıkları konuşmadan önce birazcık modern tıbbın fitoterapiye bakış açısını ve Sağlık Bakanlığı'nın fitoterapiye bakış açısını değerlendirelim. Ondan sonra da hastalıkları konuşalım. Evet, bitkilerle tedavi tabii ki herkesin bildiği bir şey. Hı hı. Yani sorsanız herkes bu konuda tıpkı Türkiye'de spordan herkes anladığı gibi bitkisel tedavilerden de herkes anlıyor. Hepimiz Ama fitoterapi birbirimizi ot hocam. <laughs> Ama fitoterapi bu demek değil. Fitoterapi modern tıbbi tedavilerin bir metodudur. Hı hı. Ve 2014 yılından itibaren de Türkiye'de yasallaşmıştır. Nasıl ...geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedavilerin bir parçası olarak. Hı hı. Yani fitoterapi diğer tıbbi tedavileri reddeden bir tedavi asla değildir. Hı hı. Fitoterapi varsa diğer tedaviler olması gerekmez demek hiç değildir. Onları da bütünleyen yani hastalıkları tedavi edip hı hı. hastaların daha çabuk iyileşmelerinde... ...diğer tedavilerle beraber bütüncül olarak fayda sağlayan bir metottur. Dünya Sağlık Örgütü 1980'lerden itibaren fitoterapinin meşruiyetini ilan etmiştir. Türkiye'de biraz geç oldu uygulama yani kanuni sıfat kazanması biraz geç oldu. 2014'ten beri kanuni bir nitelik kazanmıştır. Hı hı. Doktorların yapması koşuluyla yani fitoterapiyi bitkilerle tedaviyi ancak bu konuda yetkili olan doktorlar yapar. Ha bu kanun çıktıktan sonra boşluk tamamlandı. Hı hı. E, doktorlar yapar ama doktorlar tıp fakültelerinde bitkilerle tedavi diye bir ders Görmüyor, almıyorlar, evet. görmediler, bilmiyorlar. Hele ki geçmiştekiler hiç bilmiyorlar. Hı hı. Bu açığı nasıl tamamlandı? Bu açılık özellikle Sağlık Bakanlığı'nın doktorlar için açtığı sertifika programlarıyla yani bir yıla yakın bir süre devam eden hı hı. fitoterapiyi anlatan, bitkileri ve bunun tedavide kullanımlarını anlatan Sağlık Bakanlığı'nın doktorlara verdiği özel eğitimleri tamamlayan doktorlar bugün bu tedaviyi yapma yetkisindedir. Hı hı. Yani herhangi bir doktor da değil, bu eğitimi, e, almış. eğitimi almış, bu sertifikayı almış olan doktorlar ancak bunu yapabilir. Hı hı. Artı fitoterapi ile ilgili olarak bugün başta eczacılık ve tıp fakültelerinde pek çok üniversitede yüksek lisans Bölümleri açılmıştır. Yani tıp fakültesinden sonra bir yüksek lisans eğitimi de hı hı. fitoterapi için söz konusudur. Ben de e, Sağlık Bakanlığının eğitiminin dışında e, Anadolu Üniversitesi'nden fitoterapi ile ilgili yüksek lisans eğitimini de aldım. Fitoterapiye bitkilere merakım geçmişten beri var olduğu için daha önceki dönemlerde ikinci bir fakülteyi de tıbbi bitkilerle ilgili ya tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili olarak da e, almıştım. Hı hı. Ee, dediğimiz gibi meşru bir yöntemdir. Modern tıbbi bir yöntemdir. Otla çöplü hastalıkları tedavi etmek değildir. Ee, ama dediğimiz gibi eş dost tavsiyesiyle internet google tavsiyeleriyle e, hastaları da tedavi etmek demek değildir. Bu da Modern, çok önemli bir bilgi. Modern tıbbın bir önemli bir dalıdır. Hı hı. Yıldızı da her geçen gün parlayan bir dalıdır. Bakın Avrupa'da sadece Çin'de Japonya'da, Hindistan'da bu fitoterapi gelişmiş değil. Hı hı. Evet onlar onlar bu konuda gerçekten çok mesafe kat etmişler. Ama bilmiyorum yeteri kadar biliniyor mu? Fitoterapi kanısı konusunda en ileri gitmiş ülkelerin bir tanesi ve bence başında gelen ülkelerden bir tanesi Almanya'dır. Öyle mi? 1980'li yıllardan itibaren hı hı. Almanya Sağlık Bakanlığı ile, ile bu konuya çok önem vermiş. Onların çünkü bitkisel tedavi geçmişi aslında daha da gerilere dayanıyor. Bunu bilimsel temellerine oturtmuş Avrupa Birliği'nin normlarını standartlarını fitoterapideki hatta dünyaya bile örnek olacak şekilde Almanya belirlemiştir. Hı hı. Bugün Avrupa'da Amerika'da çok yaygın bir şekilde bitkilerle tedavi yani fitoterapi hı hı. aktif bir şekilde olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre bugün dünyada her 100 kişiden 80 kişi tedavide tıbbi bitkilerden de istifade etmektedir. Öyle mi? Tabii. Güzel bir oran korkunç hocam. Korkunç bir oran. Ama dediğimiz gibi bunu doğru yapmak lazım. Etkinliğe her geçen gün, faydaları her geçen gün anlaşılan, popüleritesi güçlenen çünkü müthiş bir hazine var. O hazine ne? Bitkilerin hazinesi. Şimdi bizim tarihimizde de hocam bak baktığınız zaman atalarımızda çok fazla kullanılmış ve tercih edilmiş yöntemlerden Tabii ki. bir tanesi. O yüzden diyoruz ki geleneksel ve tamamlayıcı tıp diyoruz fitoterapi. Yani için ama... en ünlü, tarihimizdeki en Hı -hı. ünlü her zaman kendisinden gurur duyduğumuz doktorumuz kimdir tarihte? İbn-i Sina'dır. Evet. El Kanun adlı eseri. Hı hı. işte batıda yıllarca okutulmuş, yıllarca derken 300 yıl okutulmuş evet. bir insandır. Aslında fitoterapisttir. Aynı. Yani bitkilerle hastalıkları tedavi eden bir insandır. Hı hı. Ve çok önemli bir sözü var. Diyor ki şifasız hiçbir hastalık yoktur irade eksikliğinden başka. Dermansız yani faydasız hiçbir bitki yoktur. Neye işe yaradığını bilinmemesinden başka. Hı hı. Çok ünlü başka bir doktor Hipokrat. işte öyle ya her doktor diplomasını alırken fakülteden sonra Hipokrat yemini eder. Doğru. Tıbbın ilkelerini hı hı. yani yeminden kasıt o. ilkelerini o insanlar belirlemiş. Hı hı. Nedir bu insan? Anadolu'nun bir insanıdır. Fitoterapisttir. Ama fitoterapi sadece geçmişte kalmadı. Fitoterapi sadece modern ilaçların geliştirilmesinde bir basamak olmanın ötesine geçti. Şimdi onu soracaktım ben de. 2014 yılında dediniz Sağlık Bakanlığı artık kabul etti ve sertifika programlarını doktorlara açtı. Evet. Bizim de tarihimizde gerçekten bu var. Yani çok da köklü tabii, bu konuda kullanılmış, tabii, başarılar elde edilmiş. Biz tam olarak ne noktadayız sizce hocam? Yani Almanya evet çok önde. Ama biz ne noktadayız. Şunu söyleyeyim. Yani 1914'ten itibaren fitoterapi kanuni bir sıfat kazandı ama hı hı. Türkiye'de fitoterapi 1914'te var olmuş değildir. Özellikle eczacılık fakültelerinin farmakognazi bölümleri hı hı. tamamen bitkilerin bu tedavideki etkinliğini araştıran bölümlerdir hı hı. ve Türkiye'deki eczacılık fakülteleri de çok geçmişten beri bunun incelemelerini yaparlar ve müthiş bir bilgi birikimi de var. Ama bu bilgi birikimi fitoterapi adına çok topluma mal olmadığı için biz var olduğunu bilmiyoruz. Evet. Ben fakülte yıllarımda bir arkadaşın e, yüksek lisans, eczacılıkta yüksek lisans alan bir arkadaşımın derslerine katıldım. Siz bayağı merak ediyorsunuz. Farmakognozi derslerine merak ettim. Ya nedir bu farmakognozi? Hmm. Baktım eczacılık yüksek lisans eğitiminde bitkilerle ilgili öyle şeyler öğreniyorlar ki hastalıkların tedavisindeki etkinliği. Ya benim bundan niye haberim yok? Bir doktor olarak eğer tedavide bu bitkilerin etkinliği varsa hmm. ki var, eczacılık fakültesinde yüksek lisans derslerine dersi katıldım ben misafir talebe <laughs> olarak. E varsa benim bir doktor olarak bundan niye haberim yok ya. diye kendi adama sorgulayarak işte benim fitoterapi yolculuğum başladı. Şükür ki geç ama nihayetinde gerçekleşti. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacağız. alacağız. Ee, Türkiye'nin birikimi çok fazla. Hem tarihi birikimi var. İbn Sina, Hipokrat vesaireden kaynaklanan. Hem de bizim bilimsel birikimimiz de var. Eczacılık fakültelerinin farmakognozi bölümlerinin hı hı. müthiş bir birikimi var. Her eczacı arkadaşım bitkilerle tedavinin ve bitkilerin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Derslerini, Derslerini gördü. De görüyor. Doktorlar olarak biz almadık. Tek eksiğimiz bizim buydu. Artı bir şey daha var. Ben gelecek açısından bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Hı, hı Madem ki faydasız bir bitki yok, her hastalığında şifası var buna da inanıyoruz. Bizim inancımız da bunu evet. söylüyor. Peygamberimiz ne diyor? Ölümden başka her hastalığının şey. şifası vardır. Evet. Bunu araştırın diyor. Hı, hı Biz de Hipokrat gibi, İbn Sina gibi çok büyük adamları, tarihe damga vurmuş fitaterapistleri çıkartmamız aslında tesadüf değil. Niye? Anadolu coğrafyası Bitkiler açısından olağanüstü bir Muazzam. zenginliğe sahip. Çok doğru. Coğrafyada çok farklı işte konumlar var. Deniz kıyısı da var, dağın tepesi de var. İşte bir tarafta kar yağarken bir taraftan insanlar denize giriyor. Yani farklı iklim ve coğrafyalar var. Bu bitki çeşitliliğini çok arttırıyor. Hı hı. Toprak çok verimli. Volkanik araziler özellikle mineral açısından da çok zengin arazilerdir. Anadolu coğrafyası volkanik bir arazidir. Hı, hı. Bu bize neyi sağlıyor? Bitki çeşitliliğinin çok fazla oluşunu sağlıyor. 10, 10 binin üzerinde, 12 bin civarında Türkiye'de bitki çeşitliliği var. Bu bitki çeşitliliğinin içerisinde 3 bin tanesi endemik bitki. Ne demek endemik bitki? Sadece Anadolu coğrafyasında yetişen, yetişen 3 bin tane bitki çok var. Güzel. Şimdi bu bitkilerin biz araştırdık da hastalıkların tedavisine yetmediğini mi ortaya çıkardık? Kesinlikle buna inanmıyorum zaten böyle bir iddia da yok. Yani demek istediğim şey müthiş bir hazinenin hı hı. aslında biz mirasçılarıyız. Bu başta endemik bitkiler olmak üzere çünkü bunlar sadece bizde var olan bitkiler. Başta endemik bitkiler hı hı. olmak üzere ben kendimi açıkçası yani kendi hayatımdaki ideal olarak buna atfettim. Hep bunlar üzerinde çalışıyorum. İdealim bu konudaki bilimsel araştırmalar çok daha fazla artsın. Hı hı. Türkiye'deki ve dünyadaki ve bu faydaları da biz insanlarımıza sunalım. Farmakognezi bilim dalı var. On, e, 20, 30, 40, 50, 100 yıldır müthiş bir bilgi birikimi var. Kimsenin bitkisel tedavi diye bir şeyden haberi yoktu Habiliyor. çok yakın bir zamana kadar. Ama şükürler olsun ki Sağlık Bakanlığımız çok doğru ve yerinde bir Hı -hı. adım atarak e, bu tedaviyi toplum hayatına kazandırdı. Avrupa'dan çok geri kaldık. Çok 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 geri kaldık. Ama dedim ya bizim birikimimiz çok fazla. Bizim insanımızın yeteneği fazla. Doktorlarımızın birikimi fazla. Gayretlerimiz çok fazla. Biz o açığı kapatacağız. Valla sizin gibi iyi doktorlar oldukça hocam. ...bizim sırtımız yere gelmez diye düşünüyorum. Teve, teveccühümüz sağ olun. Teşekkürler. Şimdi biz hocam hayatın içinden her şeyi konuştuğumuz bir programız. Malum bir pandemi sürecinden çıktık hı hı. ve aslında daha da çıkamadık hala. içindeyiz İçindeyiz ve kontrollü i̇nşallah bir şekilde çıkacağız. İnşallah sosyal hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Sizce bu COVID-19 koronavirüsü daha ne kadar etkin olabilir? Daha etkinliğini ne kadar sürdürür? Sizin öngörünüzü merak ediyorum çünkü. Şimdi tabii ki uzmanların çok net olarak ifade ettiği şey aşı bulunmadan... Hı hı. En azından şu anki gözüken koşullarda henüz şu ilaç Covid'i yok ediyor al kullan Covid bitti diyebileceğimiz evet. bir ilaç henüz ortaya konulamadığı için faydanın alınan tabii ki ilaçlar var. Tabii ki tedaviler var. Bunu Ama kastetmiyorum. kesin bir ilacı ne yazık ki Heh. hala yok. E, deniyor ki aşı bulunduğu zaman evet. aşı olduğu zaman siz e, ancak vücudunuz bu hastalığı yenebilecek ön tedbiri almış oluyor. Hı hı. Yani aşı demek o demektir. E, virüsün etkisiz hale getirilmiş bir parçasını aldığınızda vücudunuz bu mikrobu yani bu virüsü tanır hale geliyor. Hı hı. Bağışıklık sisteminiz sisteminiz bu hastalığı yenecek niteliğe kavuşuyor ve hastalık geldiği zamanda da bu hastalığı yeniyorsunuz. Bu gerçekleşecek, tabii gerçekleşecek beklentimiz bu. Ama ne zaman bu konuda tahminler söyleniyor. 6 ay deniyor, 8 ay deniyor, belki daha uzun sürebilir deniyor. Bulunacak aşı Tam etkinliğe kavuşacak mı? Olacak mı, mı olmayacak o mı? Da o da çok iyi bilmiyoruz ama belli ki uzunca bir süre en az 6 ay 8 ay biz bu hastalıkla e, yaşamak Mücadele durumundayız. Tedbirleri zaten yetkililer sürekli açıklıyorlar Hı -hı. İşte hijyendir, temizliktir çok çok önemli. Sosyal mesafe tabii ki çok çok Hı -hı. önemli. Maske çok çok önemli hem kendimizi korumak. Hem kendimizden başkalarını korumak açısından bu çok çok önemli. Ben buna bir şey daha ilave etmek Buyurun. istiyorum. Havalandırma çok çok önemli. Farkında değiliz ama kapalı mekanlarda evet. sirkülasyon, hava sirkülasyonunun fazla olması emin olun bizi en az bunlar kadar, özellikle kapalı iş yerlerinde çalışan insanlar için söylüyorum. Hmm. Bu hava sirkülasyonuna yani duran bir hava değil de duran bir havada çalışan insanların bütün sosyal mesafelerine rağmen virüsün Etkileme mesafesi sandığımızdan uzun olabilir. Hı hı. Havalandırmayla sürekli odalarımızı temiz tutabilmek, cehrenle tutabilirsek e, biz çok iyi olur. Şimdi bu konuyla ilgili tabii fitoterapiyle COVID'in alakasından ben sadece temel ilkeleri söyleyeceğim. Yani şu bitkiyi kullanın, COVID'de şöyle faydalar olur noktasına girmek istemiyorum. Hı hı. Bu başı başına bir program konusu. Ben de şeyi çok merak ediyorum hocam. Ee, yani bağışıklığımızı iyi tutmak için <laughs> bu virüsle mücadelede. Özellikle siz ne öneriyorsunuz? İşte oraya geleceğim. Yani e, fitoterapi'nin bu hastalıkla mücadelede mutlak etkinliği ve faydası var. Hı hı. Bu bilinen bir şey. Niye? Çünkü bitkilerin antiviral mesela şu elimdeki bir makale uzun yine bizim hı hı. üniversitelerimizden bir tanesinin yazdığı bir şey. Fitoterapi'de antiviral bitkiler diye bir kısa bir makale hı hı. özeti var. Yani antivirüs virüslere karşı etkinliği bilinen bitkiler var. Hı hı. İşte bu bizim konumuz. Ha bu bitkileri öğrenin de sizde eee Covid rahatsızlığınızı tedavi edin diye bir yaklaşımımız yok. Önlem Niye? almak için sadece. Hayır hayır. Çünkü hastalıkları tıpkı ilaçlarda kendiniz tedavi etmediğiniz gibi hı hı. bitkisel ilaçlar veya kürlerle ilgili olarak da yani bitki fitoterapi de kendi başınıza yapmamanız gerekiyor. O yüzden şu bitki e, işte Covid'de etkilidir. Dolayısıyla Covid hastasıysanız işte kullanın, korunun demek noktasında değiliz. Asla bunu demiyoruz. Doktordan bu konuda, eğer fitoterapiden de istifade edecekseniz ki etkinliğini biraz sonra ayrıntılarını anlatacağım. Hı hı. Çok önemlidir. Ha şu bitkiyi öğreneyim de COVID'de kendimi koruyayım mantığıyla değil. Evet, COVID'de de kimi bağışıklığı güçlendirerek, ne dedik? Bağışıklık özellikle bu hastalıkla savaşmakta çok çok önemli ve etkili. Hı hı. Peki biz fitoterapiden bağışıklık sistemimizi hem güçlendirmekte hem de etkin çalışmasını temin etmekte. Bakın, Covid'de enteresan bir süreç var. Bağışıklık sisteminin güçlü olması önemli, dengeli olması en az onun kadar önemli. Dengeliden kastım Dengeliden kastım hocam? şu. Vücut özellikle Covid enfeksiyonunun ileriki aşamasında e, adeta hani bir sinyal çaldı, bir alarm verildi ya, eli ayağını dolaşıyor. Stokin storm denilen stokin fırtınası yani hı hı. hastalığı önleyeceğim derken özellikle akciğerlerde bağışıklık sistemimizin kendimize zarar vermesi sürecini de yaşıyoruz. Aa, çok önemli bir şey COVID enfeksiyonunda, hocam. COVID enfeksiyonunda. Hı hı. Ve bu süreç aslında özellikle akciğerlerimize zarar veriyor. Dolayısıyla bağışıklık sisteminin güçlü olması önemli hı hı. özellikle hastalıktan korunmada ve ön aşamada. Ama sonraki aşamalarda bağışıklık sistemimizin dengeli olması ve bu bahsettiğimiz şiddetli inflamatuar durumu, hı hı. ani yangın durumunu, panik durumunun düzeltilmesi çok önemli. İşte bunda da bitkilerin çok etkinliği var. Ne yapacağız? Siz ne önerirsiniz hocam? Dedim ya bu tedaviyi de yine fitoterapinin uzmanı olan doktorlar yapacak. Ama etkinliğinin pratik örnekler açısından ben şeyi ifade etmek istiyorum. Çin Tabii tüm dünya tabii ki tedaviler yapıyor. Herkes çok da etkin de mücadeleler de veriyoruz. Evet, Ama Çin mesela hı hı. klasik modern tedaviye ilave olarak bitkisel tedaviyi de Covid'le mücadelede devreye soktuğu için bugün 1 milyarın üzerinde 1,5 milyarlık Çin'de milyonlarca insanı ölmesini görmüyoruz. Hastalığı başlangıç yeri olmasına rağmen ülkenin her tarafında hastalığı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Bugün ne içinde dışarıdan gelen yeni vakalarla yeni vakalar ortaya çıkıyor. Yani çok ciddi bir başarı elde ettiler Kesinlikle. mücadelede ve bunda Çin'in klasik modern tedavilere ilave olarak fitoterapiyi de yani geleneksel tıbbi tedaviler ve bunların bir parçası olan fitoterapiyi de çok etkin kullanmasının çok önemi var. Artık Covid'de ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. Fitoterapi açısından bence çok önemli olan unsur sadece bu hastalığı yenmek kadar bir önemli bir husus daha var. Nedir hocam? Gösterilmiştir ki hem yoğun bakım ve işte hastane sürecinde yatan insanlarda ne diyoruz hastalık ağırlıklı olarak veya işte çok bildiğimiz ciğerlerimize zarar veriyor. Hmm. Ama sadece ciğerlerimize değil multi organ yani birçok organı da etkilediği ortaya korunmuş. Hasar veriyor, zarar veriyor. Ya i̇yileşilse bile geride mutlaka bir hasar bırakıyor. Evet bu, bu konu çok çok önemli. Hı hı. Yani iyileşse bile hastalığı siz covid'i yendik, hastaneye gittik tedavi olduk yenseniz bile hı hı. hastalık süreci o bahsettiğim o bağışıklık denge problemleri vesairelerden dolayı hı hı. akciğerlerde gösterilmiştir ki çok ciddi hasarlar bırakıyor. Hatta ve hatta sadece yoğun bakıma yatmış, tedavi görmüş insanlarda değil, asemptomatik yani hiçbir belirti, hiçbir belirti vermemiş. Vermiyor. Ya ben COVID hastası oldum, bilmiyordum, işte Hı -hı. bir test yaptırdım ki meğer hastalığı geçirmişim. Diyen insanlarda bile akciğerlerinde tutulum olduğu ve belirli oranlarda, belirli Hı -hı. oranlarda akciğerlerde problem ortaya çıktığını görüyoruz. İşte. Bütün organların biraz sonra fitoterapinin etkinliğinden, kronik hastalıkların tedavisindeki etkinliğinden bahsettiğimiz gibi. Hı hı. Bu akciğerde ortaya çıkan problemlerin ister asom, asemptomatik hastaydınız da etkilendiniz veya işte yoğun bakıma yattınız da etkilendiniz. Yani hastalıktan sonraki dönemdeki sağlığınız açısından da sağlığımız açısından da hı hı. fitoterapi adına yapabileceğimiz çok şey var. Artı bir başka önemli bir konu Diyoruz ki bu hastalık en çok kimlere zarar veriyor, daha ölümcül seyrediyor. İşte Sağlık Bakanlığımız oranları açıkladı. Yaşlılar, işte 65-70 yaş. Ve Niçin? Çünkü olabilir. bu insanlarda kronik hastalıklar çok fazla. Hı hı. Kronik hastalıkların hem tedavisinde hem de kronik hastalıklarla oluşan vücut hasarlarının iyileştirilmesinde. Hı hı. Biraz sonra şekeri konuşacağız. Tansiyonu konuşacağız, kalp damarı konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Fitoterapinin etkinliği var mı? Tansiyondan tutun diğer kadar el hı hı. cevap var. Yani sadece antiviral bağışıklık güçlendirici, anti antiinflamatuar etkilerle o özellikle ciğerdeki verdiği hasarları sınırlandırıcı faydalarından istifade etmenin ötesinde özellikle riskli olan hastaların, kronik hastaların Kronik hastalıklarının kontrolünde de biz fitoterapiden etkin olarak istifade edersek neyi temin etmiş oluruz? Organ hasarlarını, COVID neticesinde ortaya çıkacak hı hı. organ hasarlarını önlemiş, azaltmış ve en azından hani destekleyici tamamlayıcı dedik ya, hı hı. bu probleme de bir tamamlayıcı fayda sağlamış oluruz. Yani fitoterapinin COVID'e baktığımız zaman çok yönlü. Öncesinde hastalık kanında ve hastalık sonrasında hı hı. korkunç faydaları var. Ben arzu ederdim ki açıkçası bu dediğimiz sebepler dolayısıyla hasta olmadan önce hastayken hatta hastalığın birinci ve ikinci aşamalarında hı hı. ve ondan sonraki aşamalarında fitoterapinin bu saydığım, kısaca özetlediğim etkinlikleri bilimsel olarak da ortaya ayrıntılı bir şekilde konulsun. Hı hı. Var, biliniyor, ortaya konulsun. Ve bu bilim kurulunda da bu yönde de yaklaşım izlenilsin de bizim insanımız da bundan istifade etsin de daha az hastalıkları daha kolay atlatalım. Hasta olmamak için tedbirleri alalım ama olduktan sonra da en az hasarla atlatabilelim diye fitoterapiden de istifade etmek adına bilim kurulunda ben bir fitoterapistin de olması gerektiğini veya bir akademisinin de hı hı. bu konuda olmasını ve bu konuda da bir tedavi ve mücadele stratejisinin belirlenmesini aslında çok arzu ediyordum. Belki hocam çalışmalar yapılıyordur ama. Araştırmalar yapılıyordur. Belki o Yani keşke sonuçları... şeyin içerisinde, bilim kurumunun içerisinde Hı -hı. çok değişik, yani tıbbın çok değişik dallarından işte enfeksiyon uzmanları var, göğüs hastalıkları uzmanları var vesaire. Acil tedavi uzmanları Hı -hı. var. Halk sağlığı uzmanları var. Siz dileğinizi söylediniz aslında. Keşke olsun inşallah bu da i̇nşallah. bu programda vesile olur. Eğer böyle olursa Hı -hı. ben inanıyorum ki inanıyorum ki e, bu hastalığı daha da kolay atlatacağız. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Ben ona benzetiyorum. Hani deprem. Deprem olmasın diye bir şey keşke olsun da hani böyle bir şey olsun da deprem olmasın Önlü diye bir şey yok. Gerekiyor. Ama neyi yapabiliyoruz biz? biz binalarımızı sağlam yapabiliyoruz. Hı hı. Binalarımızı doğru yerlere bina edebiliyoruz. Hı hı. İşte diyelim ki o tedbirler, mesafe bulunmak vesaire Maske tedbirleri mi? binayı doğru yere evet. konuşlandırmak diye düşünün. Hı hı. Ama binayı sağlam yaptığınızda deprem varsa bile işte Japonya'da 7-8 şiddetinde deprem oluyor kimsenin burnu kanamıyor. Niçin? Tedbirler Ona çok iyi çünkü. Ona uygun binalar yaptıkları için. Bu işte bizimle güçlenmemiz, işte kronik hastalıkların kontrolünde de fitoterapiden istifade etmemiz. Hı hı. Kronik hastalıklar ve bu COVID'in bize ka, e, oluşturduğu kronik rahatsızlıklar, akciğer başta olmak üzere iyileştirilmesinde, bundan da biz fitoterapiden de istifade edersek, hı hı. biz binamızı sağlam yaparsak yani demek istiyoruz ki güçlü yaparsak, COVID gelecek, deprem gelecek ama bunu daha kolay atlatacağız. Biz tedbirlerimizi, önlemlerimizi aldığımız evet. sürece inşallah çok daha hafif bir şekilde bu süreci atlatacağız efendim şimdi doktor Hakan Özkulla fitoterapi ve bitkisel tedavi yöntemlerini konuşmaya devam ediyoruz ama sizlerin de akıllarında eğer soru işaretleri varsa hocama sormak istedikleriniz varsa yönetmenim şimdi alttan WhatsApp numaralarımızı geçiriyor lütfen bize WhatsApp'tan yazın sorularınızı iletin çünkü hocamla gerçekten bugün hem kronik hastalıkları konuşacağız hem e, kanser hastalarında fitoterapinin yerini konuşacağız azo de fitoterapinin yerini konuşacağız sizlerin de akıllarında soru işaretleri varsa Seve seve sorularınızı hocama iletiyor olacağım. Hocam şimdi şeyi de konuşalım. Özellikle kanser tedavisinde kemoterapi, radyoterapi dışında e, hangi tedavi yöntemleri uygulanabilir fitoterapi açısından? Şimdi e, bir kere şunu söylemek lazım. Özellikle günümüzdeki önemli kanser tedavisindeki temel trendlerden bir tanesi, yani yaklaşımlardan bir tanesi hı hı. bağışıklığımızın, bağışıklığımızın bu hastalığı yani kanseri yenmesindeki çok önemli olduğunun daha fazla idrak edilmesi ve bunun üzerine çalışmalarında devam etmesi. Yine bağışıklık sistemi güçlendirmeyi <laughs> konuşuyoruz aslında. Fitoterapi işte antiviral etkinin dışında hmm. o da bağışıklık sisteminin güçlendirmesi üzerinden gerçekleşen bir de olaydır. Ee, biz bitkilerin bağışıklık sisteminin hem güçlendirici hem de o dengesinin temin edilmesinde etkinliği var mı? El cevap var. Bunu biliyoruz biz. Hı hı. Kısacası özet net söyleyelim, sonra ayrıntısına girelim. Kanser hastalarının da kanser hastalarında çok değişik faydalardan dolayı hı hı. mutlaka ben şahsen inanıyorum ve ben kendi açımdan bunu bir kayıp görüyorum. Eğer biz fitoterapiden istifade etmiyorsak, doğru bir şekilde hı hı. istifade etmiyorsak, bu faydalardan istifade etmiyorsak, ben bunu bir kayıp olarak görüyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Evre 4 seniz bile size ümidiniz kalmadı. Sizin artık Ben bunun çok örneklerini gördüm çünkü. Hı hı. Ümitsizlik asla bu hastalıkta mücadelede olmaması lazım. Hiçbir hastalık Evre 4 sen artık kurtuluşun yok. Git evde ölümü bekle. Ben bir kere bunu kabul etmiyorum. Bir fitoterapist olarak hı hı. bu konuya kendisini adamış bir insan olarak yaşadığım tecrübelerle gözümle şahit olduğum ve bilimsel olarak da bildiğim realitelerden dolayı ben bu hastalıkta bir kere baştan mağlubiyeti kabul etmiyorum. Bakın. Aslında dünyada da bu trend var. Uluslararası Kanser Kontrol Birliği'nin kanserle ile ilgili sloganı nedir biliyor musunuz? Nedir hocam? Kararlıyım, yapacağım. Neyi yapacağım? Neye kararlısın? Ben bu hastalığı yeneceğim. yeneceğim. O yüzden kanser hastaları evre 4. İnanmak çok önemli. Kesinlikle inanacaksınız. Bu inandığınız zaman vücudunuzun hastalıkları tedavi etmedeki o gücünü devreye sokacaksınız. Araştırma sonuçları da hep bunu söylüyor değil mi hocam? Yani özellikle Bakın çok hastaları. enteresan. Şimdi Hipokrat dedik ya işte yemin ediyoruz ya diploma alırken Hı -hı. Hipokrat yemini. Bakın binler, binlerce yıl önce, milattan önceki yıllarda 460-370 yıllar arasında yaşıyor. Diyor ki içimizdeki doğal güçler hastalıkların gerçek iyileştiricileridir. Psikolojimiz iyi olsun diyor. Kanserde bu ne? İşte bağışıklık sistemi. Ya. Çok çok önemli. Nobel ödüllü iminoloji uzmanı Doktor Paul Ehrlich bir sözü var. Bence çok anlamlı bir söz. Diyor ki kanser hücreleri aslında vücudun yabancısıdır. Hı hı. Bizim vücudumuzun hücrelerinden, hücreleridir bunlar. Ama artık yabancılaşmıştır. Toplumun içerisindeki teröristler gibi. Birilerinin çocuğudur mutlaka. Ama artık bu toplumun düşmanları haline gelmişlerdir. Yabancıdır yani bu topluma. Bunların durdurulması lazım. Vücuda yabancıdır ve bu da bu hücrelerin yani bağışıklık sistemi hücrelerinin şey bu vücudun savunma sistemi tarafından atılabileceğinin göstergesidir. Yani diyor ki kanser hücreleri yabancı hücrelerdir. Vücuda yabancıdır, düşmandır. Bu da vücudun bağışıklık sistemi, savunma sistemi tarafından bunların atılabileceğinin göstergesidir. Ve o bağışıklık sisteminde de hocam değil mi güçlenmesinde iyi olmasında psikolojinin önemi çok büyük. Psikolojinin de tabii ki önemi var. Yaşam tarzının önemi hmm. var. Fitoterapinin de çok önemi var. Hmm. Nedir hocam o? İşte ortada bir kanser hücresi hmm. ve vücudun savunma hücreleri bunu sarmış yok ediyor. Vücudun savunma sistemi eğer olmazsa güçlü ve etkin olmazsa hı hı. emin olun kanserle mücadele zor çok zor olur. Fitoterapinin biz bağışıklık sistemini güçlendirici, hı hı. etkin hale getirici niteliklerinden de istifade ederek bir kanserle mücadelede çok etkin bir şekilde istifade ediyor. Bu neye benziyor? Bu şeye benzer. Bir asker vardır, acemi askerdir. Düşmanı e, yani öldürebilmesi için çok kolay koşulların olması lazım. Hı hı. Ama terörist kaçtı, saklandı, gizlendi. Acemi asker onu belki yakalayamaz. Yakalasa da kendini koruyamaz. Hı hı. Ama uzman bir asker, eğitim almış uzman bir asker, hele ki özel harekat vesaire oldu. Yani nitelikli bir savaşçı haline geldi. Hı hı. Bu sefer terörist ondan kaçar. Başlıklık sistemi de böyle. Yetkin bir niteliğe kavuşursa, hı hı. güçlü bir niteliğe kavuşursa terörist yani kanser hücresi ondan kaçacak delik arar. Bu açıdan önemli. Yani bağışıklığın güçlendirilmesi, hı hı. etkin hale getirilmesi... ...ve bundan da bitkilerden istifade edilmesi çok çok önemli. İkinci bir konu var. Hı hı. Kanserle ilgili olarak benim üzerinde çok durduğum hususlardan bir tanesi. Tıbbi bitkilerin, bakın şurada birçok makale var. Yine bir araştırma sonuçlarınızı getirmişsiniz Şurada bir sürü hocam. notlar var. Evet. Hepsini anlatmayacağım. O da nedir? Özellikle bitkilerin içerisindeki... Özel bazı maddeler. Şimdi her bitkinin içerisinde, her bitkide olan maddeler vardır. Hı hı. Bir de o bitkiye özel bazı maddeler vardır. Yani tarçının kendine özel bazı maddeleri vardır. Biz buna sekonder metabolitler diyoruz. Hı hı. Brokolinin içinde kendine özel bazı maddeler vardır. İşte atıyorum narın içerisinde kendine özel bazı maddeler vardır. Hı hı. İşte biz bu maddelerin hastalıkların tedavisindeki etkinliğini yani o bitkilere özel maddelerin besleyici olmanın dışındaki faydalarından istifade ederek hastalıkların tedavisinde bunlardan istifade ediyoruz. Ortaya konulmuştur ki birçok işte atıyor mesela domatesteki likopen denen bir madde var. Domatesin bir sürü faydaları var. Beslenmek için yiyoruz ama bunun içinde özellikle de zarında bir madde var ki likopen diye bir madde müthiş bir madde. Onun bir özel faydasından bahsedeceğim kanserde. İşte üzümde görüyoruz ki işte resveratrol diye Hı -hı. bir madde. Böylesi özel maddelerin ki fitoterapide biz bunları etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu maddeleri özellikle seçip Hı -hı. onları yoğun bir şekilde, etkin bir şekilde kullanıyoruz. Niye? Ulaşmak istediğimiz fayda hem genel hastalıklarda hem de kanserle mücadelede o madde de var. İşte o maddeyi özel alıp uygun standart ve dozlarda kullanmak bir işte modern tıbbın bize sağladığı bir fayda. Bunu yapmazsak o maddeden etkin bir şekilde faydalanamıyoruz. Hı hı. Peki ne fayda var bu maddelerin? Kanser, kök, hücreleri üzerindeki etkinliğinden bahsediyorum. O yani. zaman direkt ona e, değinelim birazcık da hocam. Fitoterapinin kanser üzerindeki etkilerini Heh. konuşalım. Kanser, kök hücreleri üzerinde de bu bahsettiğimiz bitkilerle elde ettiğimiz bu bitkilerin içerisindeki elde ettiğimiz hı hı. özel maddelerin şimdi onların tek tek ayrıntısına girmek istemiyorum e, etkinliği var nedir kanser kök hücresi kanser kök hücresi kanserin yuvası kaynağı kökü üretim yeri üretim yeri kanser hücrelerini üreten hı hı. hücreler yani çalıların Çalı var, bunun kökü. Gelirseniz çalıyı biçersiniz. İşte kanserde işte tedavi oldunuz, şu veya bu tedavilerle kanser küçüldü yok oldu, ah, tertemiz oldu. Tarla tertemiz. Ama kökü varsa hocam? Kökü varsa ne oluyor? İşte 3 ay sonra, 5 ay sonra, 12. Niye? Kök duruyor. Hı i̇şte hı. bu kanserin kökü mesafesindeki hücreler çok önemli hem kanserin tekrar oluşmasını hı hı. sağlamak niteliklerinden dolayı hem bu hücreler öyle bir farklı yapıları var ki farklı kanser nitelikleri de karşımıza çıkartabiliyor. Yani hep aynı tip hücreler de öğretmiyor. Bir bakıyorsunuz kanser şekil değiştirdi, nitelik değiştirdi. Bir bazı maddelere diyelim bazı kemoterapilere direnç gelişti. Hı hı. Nasıl oluştu? İşte başta kemoterapi gibi tedavilere bile direncin oluşmasında Tedavi veriyorsunuz. Kemoterapi çok etkin etkin güzel gidiyor. O ne kadar güzel. Pat birden tersine dönmeye başladı iş. Ya. Kötüye gitmeye başladı. Niye? İşte bu kanser kök hücreleri kanserin tedavilerine karşı direncin gelişmesinde. Hastalığın başka yerlere sıçramasında tekrar o çalının büyümesinde çok hı hı. etkili. Biz bitkisel bu bahsettiğimiz özleri fitoterapi adına hı hı. bu kanser kök hücrelerinde de etkin kullanıyoruz yani kökünü çalının bataklığın kökünü kurutmada da çok etkin kullanıyoruz ben bir programda göstermiştim Fransa'da yapılan bir e, bu konudaki yani bitkilerin içerisindeki bu bahsettiğimiz etken maddelerin bu kanserin kökünü yani kanser kök hücrelerini durdurmada öldürmedeki etkinliğinin ile ilgili hı hı. makalede bir başlık kullanmışlar Fransa'da. Nedir hocam? Towards the New Antikanser strateji vesaire. Diyor ki yeni antikanser stratejisine doğru neye karşı targeting kanser stem cells yani kanser kök hücrelerini hedef alan hı hı. yeni kanser stratejisine doğru. Ne ile? ...phytochemical compounds... ...yani bitkilerdeki o bahsettiğimiz maddeler ile... Hı hı. ...kanser kök hücrelerini hedef alan... ...yeni bir stratejiye doğru... ...diye bir başlık kullanmış... Hı hı. ...Fransa'daki bir makale. Bunun gibi pek çok bilimsel makale bu konuda... ...bize bitkilerin etkinliğini... Hı hı. ...ve bu konudaki zenginliğini ortaya koyuyor. Biz hangi kanser tipinde... Hangi bitkilerin içerisindeki yani diyelim ki yeşil çayın içerisindeki epigallokateşikallat denen EGCG denen bir madde var. İşte hı hı. o bahsettiğim bir madde. Özel bir madde. O maddenin hangi kanserlerdeki bu bu şekildeki bir etkisinin olduğunu biliyoruz. İşte likopenin domatesin kabuğunda bolca bulduğumuz likopenin hangi kanser kök hücrelerine ve kanser hücrelerine hı hı daha etkin fayda sağladığını biliyoruz biz. Zeytindeki ve zeytin yaprağındaki oleuropein'in bir sürü madde var. Zeytinin bize bir sürü besleyici değeri var. Ama bir madde var içinde, içinde oleuropein denen bir madde var. İşte o maddenin özellikle bu kanser kök hücrelerine etkinliğini de biliyoruz. Şimdi o maddeyi yoğun olarak almak işte önemli. Hı hı. Hangi kanserde alacağınız önemli. Bunu siz kendiniz yapamazsınız. Karar değil mi hocam? Yapamazsınız. Ama birçok faydalarının faydalarına ilave olarak ha bir fayda fayda da mesela sadece kendi faydası değil fitoterapinin bize özellikle kanser hastalarına sağladığı faydalardan bir tanesi doğrudan kendi kattığı faydalar değil. Başka tedavilerin yan etkilerini azaltmada özellikle mesela kanser tedavisinde hastalar çok iyi bilirler. Kemoterapi insanlarda çok ciddi yan etkiler söz konusu. Zaten ee, yani bu tedavilerin önemli bir problemidir aslında bu yan hı hı. etkiler. İşte bu yan etkilerin Azaltılmış. azaltılmasında bile yani bu neyi sağlar bize? Diğer tedavilerin yani kemoterapiyle tedavinin hı hı. bile önünü açar. Niye daha az yan etki daha hastanın yüksek daha yüksek fayda demektir. Yani sadece kendi faydasından bahsetmiyoruz. Başka tedavilere kat faydalardan faydalardan da bahsediyoruz. Hı hı. O yüzden ben diyorum ki asla umutsuzluğa kapılmayacaksınız, asla umutsuzluğu kabul etmeyeceksiniz. Hı hı. Kararlıyım, başaracağım. İşte kanser sonrası kanser mücadele. Zaten biz temel prensip olarak hep neyi söylüyorum ben? Yenilemeyecek hiçbir hastalık yok. Ben buna inanıyorum. Hastalarımın da buna. İnanmasını istiyorum yani. Kesinlikle buna inanın. Göreceksiniz. Hastalığa bir kere hani 3-0 önde başlayacaksınız. Maça 3-0 önde çıkacaksınız. Moral kanser hastalığında çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle çok çok önemli. Kesinlikle iç dinamik işte diyor ya Hipokrat hastalıkların tedavisinde iç dinamiklerimiz, iç faydalarımız çok önemlidir. Hı hı. Tabii Özellikle kanserde birçok daha alt başlıklarda faydalar var ama hani çok dağıtmak istemiyorum. Bağışıklık birinci sıraya konuyorum. Hı hı. Bağışıklığın etkin ve güçlü olması ve bu sayede kanserle mücadele, kanser kök hücrelerine olan mücadele. Hı hı. Yani sadece kanser kök hücrelerine bu onların gözünü çıkartma tabiri caizse etkisi değil. Kanser hücrelerine karşı da aynı şeyi görüyoruz. Yani kanserin çoğalması, yayılmasını, engelleme etkilerini görüyoruz. Bu kadar saydığımız faydaları bileceğiz de bugün hala işte hala derken yani hastalığın konumunu anlatmak için söylüyorum. 100 bin tane insanımızı kanserden kaybediyoruz. Ne yazık ki hocam evet. Birçok bir insanın çocuğu oran. vefat ediyor. Evet Allah. Birçok insanın annesi vefat ediyor. Birçok insanın babası vefat ediyor. Kocası vefat ediyor. Bu basit bir olay değil. Basit bir olay değil ve ben her kaybedilmiş insanda ah ben ona bir el uzatıp fayda sağlayabilseydim. Ah keşke bu insan tabii ki diğer tedavilerden maksimum istifade edeceğiz. Ama böyle bir faydaların da böyle bir faydanın hı hı. da bizim için çok önemi var. Kanser öyle bir şey. Bakın sadece doğru beslenmek. Doğru beslenmek. Yani bırakın fitoterapi de bitkilerin etkin kullanmasını. Hı hı. Yediğimiz gıdaların bile sağlıklı ve dengeli bir beslenmeyi temin etsek kanser vakalarında çok önemli oranlarda azalmaya sebep ettiği, olduğunu görüyoruz. Bu konuda neler önerirsiniz hocam? Nelere dikkat edelim? Şimdi onu, onu anlatayım. Ee, yani yani %30'lara kadar, %35'lere kadar bir kanserden tasarruf, yani kanseri önleme söz konusu? Hı hı. Sadece sağlıklı ve dengeli besleme, işte Facebook'tan uzak duracağız çok şekerli gıdalardan uzak duracağız. Hı hı. Hiç şeker yemeyeceğiz anlamında değil. Ama özellikle şeker, biraz sonra şeker hastalığında da bahsedeceğiz. Eee obeziteye. Obezitede kanseri kolaylaştırıcı, özellikle bazı kanserlerde ya. obezitenin çok önemli kolaylaştırıcı hı hı. E, rolü var. E, bunlara düşmemek lazım. E, trans yağlardan uzak duracağız. Doymamış Kızartma yağlardan uzak da, Kızarmış yağlardan uzak duracağız. Ee, özellikle sigara ve alkol bu konuda çok çok önemli işte madem hani kanser engellemek dedik konumuzun başladı değil ama hareket çok önemli yani egzersiz çok önemli vücutta enflamasyonu azaltmada ki enflamasyon kanserin oluşmasındaki bir e, faktörlerden bir tanesi bunları yapacağız özellikle sebze ve meyveleri mümkünse organik sebze ve meyveleri mutlaka bolca Hı hı. Çok renkli sebzeler ve meyveleri tüketeceğiz. Bunları çok iyi yıkayacağız. Organik kullanmanın önemi şu. Özellikle tarım ilaçlarının e, yani böcekleri öldürmek için kullandığımız ilaçların kalıntıları eğer sebzelerde meyvelerde iyi yıkanmazsa hı hı. bize geçiyor. Oradan da e, bunların kanser yapıcı etkileri ortaya çıkıyor. Amerika'da daha geçen okudum e, bir şirket tarım ilaçları üreten bir şirket. Kanser hastaları tarafından açılan davada yanlış hatırlamıyorsam 15 milyar dolar tazminata mahkum edilmiş. Yani çok tarım ilaçları üreten para. yani bu hı hı. E, gelecekteki şeyi çok etkileyecek, şekillendirecek. Şimdi hocamla sohbetimize devam ediyoruz efendim ama eğer sizin de aklınıza gelen sorularınız varsa lütfen WhatsApp hattından bize ulaşın. Hocama sorularınızı iletmek için bekliyorum hocam. Şeyi de çok sormak istiyorum. Şu an ekran başında eminim birçok şeker hastalığıyla mücadele eden kişiler bizi izliyorlar. Şeker hastalığı bir kader midir? Tedavi edilebilir mi? Yoksa ömür boyu şeker hastası olan kişi ilaç kullanmaya mahkum mudur? Fitoterapi ile bir çözümü var mı? Konuşalım. Şimdi şeker hastalığı gerçekten bir resmen bir ömür törpüsü. Yani törpüsü derken bize çile veren anlamında kastetmiyorum. ...resmen hayatımızı alıp götürüyor. Ya, bir bağımlılık oluyor hayatımızı değil mi hocam? Hayatımızı alıp götürüyor. Hı hı. Organlarımızı resmen e, perişan hale getiriyor. Özellikle şeker hastalığında damar hasarları gerçekleşir. Yani damarlarımızda hasarlar oluşur. Damarlarda hı hı. bozulmalar ve tıkanmalar oluşur. Damarlarda hasarlar oluşursa nerede hasar oluşur? Tüm vücutta oluşur. Değil mi? Bütün organlarda oluşur. Şeker hastalığı kalp terse. damarlarımıza zarar verir, kalp krizi Hı -hı. yaşarız. Şeker hastalığı işte boyun damarlarımıza, beyne giden damarlarda hasara sebep olur. Ve dolayısıyla bu hasardan sonra damar tıkanıklığı oluşur, felç oluşur. Hı -hı. Ayak damarlarımıza hasar verir, ondan sonra işte kangren gerçekleşir. Ya. Ee, böbrek damarlarımıza hasar verir, işte böbrek yetmezlikleri, tansiyonlar vesaire. Bağırsak damarlarımıza hasar verir. Sindirimlerimiz yani bağırsaklarımız bile sağlıklı çalışmaz Cinsel organlardaki damarlara hasar verir hı hı. cinsel fonksiyon bozuklukları oluşur Yani etkilemediği damarları etkilediği için bir şey yok Göz damarlarını etkeder mesela şekerde çok sık rastladığımız konulardan bir tanesidir Körlük oluşur hı hı. Niye? Göz damarlarındaki bozulma problem oluşur Artı sinirlere hasar veriyor Yani hem damarlara hasar veriyor hı hı. hem sinirlere Sinirlere hasar verince de bu sinir nerede var? Vücudun her yerinde var. Her yerinde var ve dolayısıyla başta göz sinirleri de dahil olmak üzere cinsel organlar ve iktidarsızlığın ortaya çıkması yine sinirlerle de alakalı bir yan etkidir. Hı hı. E, ortaya çıkıyor. Yani şeker hastalığı böbreklerimizi bitiren, kalbimizi bitiren, damarlarımızı bitirip bizim felç olmamıza, kangren olmamıza sebep olan e, felaket bir hastalık. Amputasyon, ayakta kangren olduğunca ayak kesilir ve bugün amputasyonun, ayak kesilmesi gereğinin en başta gelen sebebi şeker hastalığıdır. Bu hastalık yalnız yeni bilinen bir hastalık değil. Ballı idrar hastalığı, idrarda bal gibi, yani şeker atımı gerçekleştiği için idrar tatlıdır. Hı hı tatlı olduğu için böcekler idrara gelir. Buradan yaptığı gözlemle bu hastalığa baldı idrar hastalığı denilmiş. Bu gözlemler ta bilmem kaç bin yıl önce Hindistanlılar tarafından da yapılmış ve onlar bazı bitkileri bugün bilimsel etkinliğini bildiğimiz bazı bitkileri o zaman kullanmışlar Hı -hı. ve bakmışlar ki bu bitkileri kullanan insanların artık idrarlarında şeker olmuyor, tatlı olmuyor, böcekler gelmiyor. Yani hasta vardı. Biz şu bitkiyi kullandık, şu belirti ortaya ben kalbi oldu. Yani artık idrarları şekerli değil, böcek gelmiyor, hı hı. hastalığın etkinliğini gösteren çok basit. Öyle ya laboratuvar yoktu, kan şeker seviyesini ölçecek durumları değil yoktu. Mi? Ama neyi gördüler? Kullandıkları bitki, bir bitkinin, gurmar denen, cimnama denen bir bitkinin etkinliğini o şekilde görmüşler hı hı. ve tarif etmişler. Sadece onlar mı yapmışlar bunu? Hayır, İbn Sina da yapmış. Bakın İbn Sina şeker hastalığının iktidarsızlığa sebep olduğunu hastalığın hı hı. sebepleri şey ortaya çıkışında neler olduğunu anlatırken diyor ki bu hastalık iktidarsızlığa sebep olur. ne sebep olur. Şeker hastalığının kangren kangren ne sebep olduğunu dünya tıp tarihinde ilk tarif eden İbn Sina'dır ve üç bitkiden oluşan bir tedavi de vermiştir. Hı hı. Şimdi biz bu bunları biliyoruz. Hindistan'daki tecrübeleri biliyoruz. Modern tıbbi tedavilerin şey modern tıbbi tedavilerin ve laboratuvar imkanlarının bitkilerin bu konudaki bize sağladığı etkinliğini biliyoruz. Yani şekeri düşürmedeki etkinliğini kan şeker seviyesini hı hı. düşürmedeki etkinliğini şeker hastalığında insülin direnci vardır. Yani vücudunuzda insülin vardır kan şeker seviyesini düşüren hı hı. ama işe yaramıyordur. Etkinliği yoktur. Yani kapı var ama kilit bozuk olduğu için anahtar açmıyor. Bu insülin direncini düşürmedeki etkinliğini biliyoruz. Pankreas hücreleri o insülin hormonunu salgılayan insülin hormonunu salgılayan organdır. Onda da beta hücreleridir. Hı hı. Beta hücrelerinin sağlığı şeker hastalığında çok çok önemlidir. Niye? O insülini salgılıyor ve o insülini biz şekeri düşürmede kullanıyoruz. İşte bu beta hücrelerinin sağlığı açısından da iltihaptan korunması, birçok zararlı etmenlerden korunmasında biz bitkileri çok etkin kullanıyoruz. Hatta bir şey söyleyeyim ben size. Tip 1 diyabette de bu önemlidir. Bu beta hücrelerinin yani hı hı. pankreastaki insülin salgılayan hücrelerin regenerasyonu, yeniden oluşması. Bakın, hı hı. organ ve hücreler hasar görüyor ama yeniden organ kendisini hücreler kök hücreler üzerinden hı hı. yenilenmesinde Yine bitkileri kullanıyoruz. Bu ne de önemli. Tip 1'de önemli çünkü tip 1'de beta hücrelerinin kaybı var. O zaman Hatta tip 1'de de etkili bir çözüm vardır diyebilir miyiz hocam? Tip 1'de bile istifade edebiliyoruz. Onu hmm. demeye çalışıyorum ben. İnsülin salgılamasını arttırmakta, şeker seviyesini düşürmekte. Hmm. Hatta sadece bu da değil. Kötü kolesterol seviyesini düşürmekte. Çünkü şekerde bu çok önemli. Vücudun dolaşım sistemi bozulursa her şey bozulur. Sistem bozulur dedik. Tıkanan damarların bitkisel tedavi ile açılması mümkün müdür? İşte damar sertliği ve damar tıkanıklığı da hı hı. bizim fitoterapide bitkileri çok etkin kullandığımız yerlerden bir tanesi. Hı hı. Bu damarların açılması, damarların eski sağlığına gelmesi çok çok önemli. Şimdi programında herhalde yavaş yaklaşırız. yavaş sonuna çok geldik. Evet, Ayrıntılı hocam. anlatamayacağız hı hı. ama şunu söyleyelim. Özellikle damar sertliği ve damar tıkanıklığında e, mutlaka mutlaka bundan istifade etmek lazım. Damar tıkanıklığı konusunda mutlaka fitoterapi'den etkin istifade etmek lazım. Damar tıkanıklığı çünkü kalbimizin faaliyetleri için, beynimizin faaliyetleri hı hı. için çok önemli ve biz özellikle kök hücreler üzerinden ve organ yenileyici etkileri üzerinden biz damarların sertliğini gidermekte hı hı. ve damar tıkanıklığının giderilmesinde Fitoterapiden çok etkin istifade ediyoruz. Çok kısa şunu da sorayım hocam. Şu an izleyicilerimizden bu durumu yaşamış olanlar da vardır. Bypass olmuş ama bypass sonrasında tekrar damarları tıkanmış hastalar da fitoterapiden destek alabilir mi alamaz mı? Tabii mi? ki alır. Niye almasın? Tabii ki ne? istifade İstifade edebilir. Fitoterapinin hocam. özelliği şudur. Bakın hem hastalıkların tedavisinde hı hı. hem de önlenmesinde koruyucu olarak da istifade edebiliyoruz. Ama hangi bitkiyi kullanacaksınız, nasıl kullanacaksınız o başta başına bir konu. Tabi. Yani bir hastalık gelmeden de koruyucu önlem olarak biz fitoterapiye biz sizin bu yöntemlerden istifade edebilirsiniz. Bunu beslenmede de aynı şekilde yani özellikle kalp damar sağlığımızda çok faydalı besinleri öne çıkartarak o besinleri işte zeytinyağı gibi hı hı. besinleri öne çıkartarak nar gibi besinleri öne çıkartarak bitkilerden hem korunmada istifade ediyoruz hem telavi sürecinde istifade ediyoruz. Bu da, da çok, çok önemli. önemli. Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok faydalı yine çok bilgilendirici bir sohbetti. Bence izleyicilerimiz için de öyledir. Çünkü geçtiğimiz haftalarda yaptığımız yayın da çok güzel geri dönüşler aldı. Birçok kişi, birçok hastalığı olan kişi de mesajlar attı. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık.